İnternet, dünyanın her yerinde kullanılan, işlerimizi kolaylaştıran, müzik dinlemek, film izlemek ve haber okumak için başvurduğumuz, bize müthiş hizmetler sunabilen iletişim ağıdır. Başka bir deyişle internet, inter arasında ve net ağ kelimelerinin birleşmesinden oluşur. O olmasa ne yapardık sorularının cevabı büyük ihtimal ile internet olurdu. İnternet 21. yüzyılda neredeyse hayatımızın her noktasına dokunmuş durumda. Peki kim icat etti bu interneti? Bizim bildiğimiz haliyle internetin şu anki halini alması 40 yıllık bir süreçti. İlk internet girişimleri ile uğraşan insanların amacı şu an kullandığımız gibi iletişimle ilgili değildi. Daha çok işlemci hızını ve bilgisayarın birbiriyle güç paylaşımı yapabilmesini sağlayan özelliği optimum seviyeye getirmekle ilgiliydi. Bunun asıl nedeni ise 1960'lara kadar hiçbir şebekenin olmayışıydı. O dönemde ana bilgisayarlar her bir işlemi teker teker gerçekleştirdi. Bir odayı kaplayabilen dev makinelerdi. Güç paylaşımı sayesinde bu dev makineler birden fazla işi aynı anda yapabilme yeteneği kazandı. Bunun önemi çok fazlaydı. Çünkü bilim insanları artık aynı anda bu dev makineleri kullanabilecekti. Sıra bekleme devrine son. Bilgisayarlar birbirine bağlanmaya başladığında bu bağlantıları daha kolay yapabilmek için neye ihtiyaçları olduğunu düşünmeye başladılar. Dünyanın her yerinden insanlar bu sorunu çözmek için uğraşıyorlardı. Bu uğraşlar sonucu farklı coğrafyalarda ortaya çıkan birkaç anahtar kelimeye göz atalım. Britanya Ulusal Fiziksel Laboratuvar tarafından geliştirilen ancak finansman desteği bulunmadığı için piyasaya sürülemeyen ticari bir şebeke vardı. Veriyi önce parçalayıp sonra alıcıya birleştirerek şebekelerdeki sıkışıklığı önleyen paket anahtarlama fikrini ortaya attılar. Aynı zamanda Fransızlar da boş durmadı tabii ki. Onlar internetin tarihinde rol oynadılar. Lades denen bilimsel bir şebeke üzerinde çalışıyorlardı. Bütçeleri kısıtlı olduğu için farklı bilgisayarlar arası sanal bağlantı kurmak yerine direkt bağlantılar üzerinde çalışmaya karar verdiler. O dönem için bu pek de bilimsel bir çözüm değildi. Fakat bir teoriye göre araştırmalarının ürünlerinden biri de L-internet kelimesiydi. 1970'lere geldiğimiz zaman dünyada birçok bilgisayar altyapısı mevcuttu. Ancak iletişim karma karışıktı. Çünkü farklı şebekeler birbiriyle iletişim kuramıyordu. Bu problemin çözümü ise kulak aşinası olduğumuz TCP yani IP oldu. Bu protokol veri paketlerini sınıflandırır ve aynı verinin bazı parçaları farklı yollardan gitse de aynı noktada buluşup eski halini almasını sağlayan temel internet dilini oluşturuyordu. Şebekeler tam anlamıyla birbirleriyle haberleşmeye 1975 yılında başladı. Bu nedenle internetin başlangıcının bu olduğu iddia ediliyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte e-posta da önemli bir rol oynuyordu. Arpanet 1970 yılında geliştirildi. Arpanet, Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı ARPA tarafından geliştirilen dünyanın ilk paket dağıtımı ağı ve evrensel internetin öncüsüdür. Yani ilk şebekelerden. 1976'da internet trafiği çoğunlukla e-posta yoluyla ilerliyordu. Birbiriyle haberleşebilen şebekeler sayesinde iletişim daha kolay hale geliyordu. Ancak mükemmel değildi. Bütün bu iletişim yazı tabanıyla ve çok çirkin görünüyordu. 1980'lerde Timothy Berners adında bir İngiliz, CERN'de ve Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde zaman geçirdi. Gözlemleri sırasında iletişimle alakalı birkaç önemli nokta hakkında iyileştirmeler yapmak istedi. Bilim insanlarının verilerini düzenlemeyi, bu verilerin işlenmesini daha kullanışlı hale getirmeyi ve bu verilerin paylaşılmasını daha kolay hale getirmek istiyordu. İnternet tarayıcılarını mümkün kılan HTTP, HTML ve URL kullanılarak bu isteğine kavuştu. Kendi tarayıcısına dünya çapında ağ yani World Wide Web ismini verdi. Kısaca düşünecek olursak web'i icat etti. Böylece tarihteki ilk web siteyi 1991 Ağustos yılında CERN laboratuvarı Fransa'da tasarladı. Temel altyapıların oluşturmasıyla anahtar teknolojiler icat edilmiş, 1980'lerde internet mesaj panoları yayılmış, telefon şirketleri dijital iletişimin pazar payını görmüş, web tarayıcıları 1990'larda hızla yayılmış ve insanlar e-postayı keşfetmişti. Tüm bunlar ile birlikte internet hızla yayıldı ve 1995'te büyük kalabalıklar için dahi kullanılabilir hale gelmişti. İnternet, iletişim kurmaya ihtiyaç duyduğumuz ve iletişim kurmayı sevdiğimiz için var. İnternetin doğal bir evrimsel basamak olduğunu ve iletişime duyulan ihtiyacın bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir bakacak olursak, İnternet özel biri tarafından icat edilmedi. Ancak tuğlalar dünyanın her yerinden bütün o bilim insanları tarafından yerleştirildiğinde internet herkes için bir araç haline geldi.